Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bölme bölünebilme konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk konumuz bölme. Bölmede arkadaşlar şu kısmı ilkokuldan beri görüyoruz. O yüzden bu konuda çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Biz ama bildiklerimizi hızlıca yapalım. Neler var burada? Şurada bir A var. Bu kısma geçeceğim. İlk önce şurayı bir dolduralım. Burada A var. A ne yapılıyor? B tarafına bölmeye uğruyor. Ve burada C ve K'lar oluşuyor. Peki A o zaman nedir? A bölünen dediğim A bölünen. Peki B ne yapıyor? A'yı bölüyor. Yani B dediğim şey bölen. C dediğim şey ne arkadaşlar? Bakın bu karışıyor. B, C dediğim şey de bölümdür. Hocam bölüm hangisi karıştı değil. Bölünen, bölen. O zaman buna da zaten ne kalıyor? Bölüm kalıyor. Peki burada da ne var? Burada da yapılan işlemler sonucunda fazlalıklar yani kalanlar var. Bu isimler önemli mi hocam? Önemli. Neden önemli? Çünkü sorularda bazen ismen söylüyorlar. Şekli vermiyorlar. İsmen söylüyorlar. Sen o zaman bunu çiziyorsun dedik. Peki arkadaşlar A dediğimiz şey B'ye bölünüp bölüm C kalan da K oldu mu? Oldu. O zaman A'yı biz nasıl yazıyoruz biliyor musun? B çarpı C artı K şeklinde yazıyorum. B çarpı C artı K şeklinde yazıyorum. Peki kalanlar oluyor mu? Evet oluyor ama olmaya da bilir. O zaman ne diyorum? Kalanlar hiç olmayabilir, sıfır olabilir ve de her zaman B'den küçük olacaklar. Neden? B'den büyük olursa veyahut da B'ye eşit olursa bir daha bölünüyordur zaten o. O işlem bölme işlemi devam edecek demektir. O zaman bunu unutmuyoruz. Ve ne olursa olsun bir bölme işleminde her zaman ben şunu ve şunu hızlıca yazacağım. Peki burada da ekstradan iki tane özellik var. Bakalım ne onlar? K, C'den küçük ise bölenle bölüm yer değiştirebilir. Bölenle bölüm yer değiştirebilir. K, C'den küçükse. Neden? Çünkü K, C'den büyük olursa bir daha bölünüyordur. O zaman kalan farklılaşır. Olmaz dedik. Peki ne olacak? C küçük olursa, pardon C büyük olursa K'dan hemen ne olacak? Bölenle bölüm yer değiştirebilir dedik. Çok fazla kullanmasak da bilelim bunu. Bazı sorularda geliyor. Sonrasında K eşittir 0 ise A sayısı B'ye tam bölünür. A sayısı B'ye tam bölünür. Tabii ki de kalan 0'sa ne olacak? K 0'sa A sayısı B'ye tam bölünür dedik. Bunu zaten söyledikten sonra bir de bunun gösterişi var. Burada nokta nokta kısmı onu yazalım. B böler A'yı. Arkadaşlar şu işareti gördüğüm yerde böler A'yı dedim ve bu kısmı geçiyorum. Burada bu ikisi önemliydi. Hemen bunları yapacağım ve geçeceğim. Al sana örnek. Adam şekli vermiş. O zaman şekilde sen hemen ne yapacaksın? Bak birincisi M eşittir 15 çarpı N artı 1 artı N kare diye yazıyorsun. Ve sonradan da şunu hiç unutmuyorsun. K dediğim şeyde yani kalan N kare her zaman 15'ten küçük sıfıra da eşit olabilir dediğim. Peki burada M sayısının alabileceği en büyük değeri soruyor. M'yi kimler etkiliyor? Gördüğün gibi N'ler. Peki N ne olabilir diye baktım. Sıfıra eşit olursa sıfır olur. Sıfır olursa N sıfır olur. Karesi sıfır. Bir olur. Birin karesi bir. 2 olur. 4. 3 olur. 9. Peki sonrasında 4 olursa ne oluyor? 16 oluyor ve kalan böleni geçiyor. O zaman olmaz. O zaman en büyük kaç olurmuş? En dediğim sayı 3 olurmuş. Hemen o zaman şurada yerine yazayım. Şu denklemi şurada bir kere daha yazayım. N artı 1 artı N kare yazdım. O zaman benim en büyük alacağım değer 3'tü. O zaman M dediğim 15 çarpı 3 artı 1 4 etti. Bir de 3'ün karesi 9 etti. Zaten buradan da hızlıca geçeyim. 15 kere 4 60. 9 daha 69 olarak ben bu sayıyı buldum dedim. Ve bu soruyu geçmeden önce bir daha söylüyorum. Yazacağımız iki kural her zaman bunun üzerinden gideceğiz. Ve buna göre bakacağız. En büyüğü de buna göre belirleyeceğiz. Dedim geçtim. Peki bu soruda ne yapacağız hocam? Bak hemen orta soruya geçtik. Kolayı yaptık. Ortaya geçtik. Ortada da yine aynı şey. Yine aynı şey. Yine aynı şey. Hep aynı şeyleri yapacaksın. A dediğim şey 3 kere B artı 2. Hocam bunların yerini ters yazdın. Hiç fark etmez. Çarpmada yer değiştirme vardı zaten. Buna bakarsam B eşittir 5C artı 3 müdür? Evet. Benden ne istiyor? A, B, C eksi 14 bölü C'yi istiyor. Peki B neye bağlı? C'ye. A neye bağlı? B'ye. O zaman bakın şimdi. Ben B'yi C'li yazabilirim. Peki A'yı da B'den dolayı C'li yazabilirim. O zaman bu C, bu C, bu C, bir de burada bir sayı var. Sonra bölü C. O zaman ben hepsini C'li yazayım. Bakalım neler olacak. O zaman baktım. B'nin yerine zaten yazacağım 5C artı 3. A'nın yerine de yazacağım 3 çarpı 5C artı 3. Bir de burada ne var? 2 var. B'nin yerine ne yazdım? Buradaki gördüğüm şeyi yazdım. Hemen yazdıktan sonra bunu çarpalım. A eşittir 15C artı 9 artı 2. O zaman A dediğim vatandaş da 15C artı 11 oldu. Şimdi bunların hepsini burada sorduğu şeye koyalım. A dediğim şey neydi? 15C artı 11 artı B dediğim şey neydi? 5C artı 3 artı bir de burada bakın bu A'ydı. Bu B'ydi. Bir tane de C var. Eksi bir de 14 var. A'yı yazdım, B'yi yazdım, C'yi yazdım, bir de 14'ü yazdım. Bölü aşağıda da C var. Hemen yukarıya bakıyorum. 15C, 5C daha 20C. Bir tane daha 21C oldu. 11, 3 daha 14. Bir de 14 çıktı. Ha, bunlar birbirini götürdü. Aşağıda da C vardı. O zaman benim sorumun cevabı 21 oldu dedim. Ve orta soruyu da geçtim. Al sana yazılı sorusu arkadaşım. Yazılı sorusunda da bak nasıl olacak bu. Hemen yazıyorum yine. A dediğim şey nedir? 5 çarpı x artı 5 artı 2x eksi 8'dir. Bak bölen, bölüm ve kalan. Bu formatı her zaman yazıyorsun. Bir de şurada şunu yazıyorsun. Kalan dediğim şey her zaman bölenle 0 arasında olacaktı. O zaman bak şimdi bak. Bana en çok ve en az değerini soruyor. O zaman bu 0 olabilir mi? Olur. Attım buraya. Hemen şu ikisini yapıyorum bak arkadaşım. Bu aynı renk olmasın. Sen daha net gör bunu. Hemen şuraya söyleyelim. 0 küçüktür 2x eksi 8. 8'i karşıya attım. 8 küçüktür 2x. O zaman ne oldu? X küçüktür 4'ten oldu. O zaman x dediğim şey 4'ten büyük oldu. Özür dilerim. Bunu buraya attın 8. İki tarafı 2'ye böldün. X dediğim 4'e eşit veyahut da büyük. O zaman en küçük ne olacak? En küçük o zaman eşittir 4 olacak. Kim? X'im. Peki şunu yazabilir miyim? Hemen onu da yazayım şuraya. Burada da ne diyor? X eksi 8 küçüktür x artı 5'ten. X bu tarafa geçti. X oldu. 8 bu tarafa geçti. 13 oldu. O zaman x'im de en büyük ne olacak? X eşittir 12'de de en büyük olacak ya da en çok diyebilirim. Burada en küçük, burada da en çok. O zaman ikiye ayırdım. En çok için bak en çoğu soruyordu. En çok için ne yapacağım? X'in yerine 12 vereceğim. Ver 12'yi arkadaşım. Verdiğimde ne olacak? 5 çarpı A dediğim şey eşittir 5 çarpı 12'yi yerine koyarsam 17 artı 12'yi yerine koyarsam 24'ten çıktı. 16 oldu. Ne koydum burada? 12. Burada ne koydum? 12 koydum ve işlemi yaptım. A eşittir ne oldu? 17 kere 5 85. Burada da eklersem 101 etti. 50 85. Burada da 101 etti. Peki en az dersem ne olur? En az deyince kimi koyacaktık? Bunu 0'a eşit demiştik. 0'da da 4 demiştik. O zaman hemen A eşittir 5 çarpı 4 artı 5'ten 9 artı burada da 4 koyacağım. Tabii ki de kalan 0'dı en az. O zaman A dediğim şey de en az da ne oldu? 45 oldu dedim. Ve bu yazılı sorusunu da yaptım. Geçiyorum arkadaşlar. Yeni sorumuz düşün. Arkadaşlar bu soruda bakın. Okulda bundan çok yapacaksınız. Öğretmenleriniz de yapacak. Yalnız ben burada size farklı bir gösterim yapmak istiyorum. Nasıl bir gösterim yapmak istiyorsunuz hocam? Şöyle ben bunu parçalayarak normalde bakın 52'ye böleceksin. Bir defa 5 aşağı inecek. İçinde yok. Bir daha geldi 52. Bir defa 5 var mı? Yok. Normalde bunu böyle bulup böyle bulacağım. Sonrasında da arkadaşlar ne yapacağım? Kalanında 5 olduğunu söyleyeceğim. Ama ben bu sorularda bazen bu kaymalarda yanlışlıklar yapılabiliyor. O yüzden ben şu sayıyı bir parçalayacağım. Bak şimdi 52 bin diye bir sayı var. Artı şurada da 520 diye bir sayı var. Bir de 5 var. Ne yaptım? Sanki basamaklarına ayırdım gibi. Ama nasıl? 52'li 1000'i ayırdım. 3 basamak. 520'yi ayırdım. Bir de 5'i ayırdım. Bak şimdi bu adamı 52'ye bölersen ne gelir? 1000 gelir. Bu adamı 52'ye bölersen ne gelir? 10 gelir. Artık bunlar belki 5 bölünür mü? 5 bölünmez. Gitti. O zaman bak yine 1010 etti mi? Etti. Kalan ne etti? 5 etti. Bazı arkadaşlar biz bunu karıştırıyoruz hocam. Burada ne geliyor? Nereden sıfır geliyor? Biri geldi de aşağıdan gelen yukarıdan giden hiç karıştırmaya gerek yok arkadaşım. Kafan karışıyorsa benim gibi ayır. Buradan yap. O zaman 1010 artı 5'e de ne dedim? 1015 oldu dedim. Bu düşündüğüm soruyu da böyle düşünürsen güzel olur dedim, sana tavsiyeyi verdim ve zor soruya geçtim. Arkadaşlar zor soru mor soru hiçbir şey fark etmez. Ben yine aynı şeyi yapacağım. Ne yapacaksın hocam? X, Y, Z 6 eşittir 28M artı bir de ne olacak burada? Kalanım AB. 28M artı AB oldu. Şimdi bir de ne yapacaktım? Bu AB dediğim sayı, sıfırdan büyük olacak ve de ne demiştim? 28'den küçük olacak. Sıfıra da eşit olabilir. Normalde olabilir. Ama AB 2 basamaklı sayı olduğuna göre zaten sıfır olmaz. En küçük kaç olacak? 10'dan başlayacak. Şimdi arkadaşlar buraya kadar bir sıkıntı yok. Bakın bu konudan bir konu önce sayılar videosu yayınladık. O sayılar videosunda matematiğin temel en önemli konularını söyledik. Orada biraz uzunca bir video oldu. Aslında okulda bunu 10 dakikada geçebiliyordu hocam. Ama ben ne yaptım? Neredeyse 35-40 dakikada bir video anlattık. Ve bazı arkadaşlar bunu uzun buldular. Ama bakın yararını ne kadar çok göreceksiniz. Mesela bu soruda bak arkadaşım. Bu sayı çift mi? Evet çift hocam. 6 var sonunda. Peki 28 ile çarptım. Bu sayı çift mi? Çift. İşte bak bu kalan o zaman çift eşittir. Çift artı. Neyle toplarsan çift olur? Bu sayı da AB dediğimde çift olması lazım. İşte bu. Bakın o videoda uzun uzun anlattığım şeyler burada o kadar işime yarıyor ki bu bilgi temel bilgi. Matematikte çok önemli olduğu için bunun faydasını da gördüm dedim. Hemen artistliği bıraktık. Bir sonra hemen soruma bakıyorum bir daha. O zaman ne diyorum? AB çiftse arkadaşım, AB çiftse 10'dan başlaması gerekiyor. 2 basamaklı sayı malum. 10 olur, 12 olur, 14 olur, 16 olur, 18 olur. 20 olur, 22 olur, uzadı 24 olur, 26 olur. Hocam uzatmana ne gerek var? Yine sen bir önceki videoda şunu söylemiştin. Ben görüyorum ki en küçük 10 ... en büyük de bu sayı 26 olacak. Sen demiştin ki hocam yine o videoda sayılar temel videosunda son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yaparsan böyle bu kadar sayıları tek tek yazıp tek tek toplamazsın. 1, 2, 3, 4 demezsin. Hemen buradan 16 bölü 2, 8. Bir de buradan geldi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 demezsin. Hemen buradan pat diye AB 2 sayısı böyle olur dersin. Zor mu? Hayır. O videoyu izlersen kolay oldu bu soru sana dedim ve geçtim. Arkadaşlar burada çok önemli bir bilgi var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ne o? Bir A sayısının X ile bölümünden kalan küçük A. Bir B sayısının da yine X ile bölümünden kalan küçük B ise. Bakın bize bir kolaylık var. Bu sayıları toplayıp çıkarsan X'e yine X'e bölümünden kalan nedir? Bu küçük A'lar B'lerdir. Çarpsan yine A'lar B'lerdir. Bir tane sayıyla çarpsan yine bu A'nın bu sayıyla çarpılmasıdır. A sayısının üssünü alsan yine bu küçük sayının üssünü almakla aynı şeydir. O zaman A sayısı X'e bölünüyorsa artık A gitti arkadaşım. A yok. Kim var? Küçük A. B. B de gitti. Kim var? Küçük B var dedim. Bu işlemleri de sırayla yapacağız. Örneklerde göreceğiz. Eğer kalan X'ten büyük ise ne olacak? Tabii ki de X'e tekrar X'e bölünecek dedim. Bu bilgimin örneğine bakayım hemen. Bir A sayısı 11'e bölümünden kalan 7. Çok güzel. B sayısının 11'e bölümünden kalan 6. O zaman ne oldu? Aşağıdaki ifadeleri soruyor. Artık A artı B derse benim için artık A yok, B yok. Kim var? 7 ile 6 var. Toplamı kaç etti arkadaşım? 13 etti. Peki 11'e bölünür mü 13? Bölünmez. Yani bölünür, bir daha bölmem lazım. Özür dilerim. Kalan olur mu diyecektim. 13 kalan olur mu? Olmaz. O zaman ne diyorum? A artı B'nin kalanı nedir kalanı? Bir daha 11'e böleceksin. Biraz önce söylemiştik. Tekrar böleceksin 11'e. Oldu. Şimdi bak. B sayısı benim için artık 6'ydı. Peki A sayısı kaçtı? 7'ydi. Haydi. Hocam kalan eksi 1 çıktı. Eksi 1 olmaz arkadaşım. Eksi 1 diye kalan olmaz. En küçük kim olurdu? 0 olurdu. Peki hocam eksi olunca ne yapacağız? Bir daha aynı şey arkadaşım. Nasıl bundan 11 çıkarttık bir daha 11'e böldük ya da 11'ler çıkartıyoruz ya. Burada da 11'e ekleyebilirsin. O zaman ne dedim? B eksi A'dan kalan nedir? 10'dur arkadaşım. Çünkü neden? Burada 11 ekleyeceksin. Eksiler olunca 11'ler ekleyeceğiz dedik. Peki şuna bakalım. A çarpı B. Benim için artık A yoktu. A 7 idi. Benim için artık B yoktu. B 6 idi. 7 kere 6 42. Hocam bu ne oldu? Böyle bir kalan var mı? Yok. 11'e böleceğim. 11'e bölersem 33'ten dolayı 9 kalıyor. O zaman A çarpı B'nin de kalanı 9'dur. Peki B küp ne olacak hocam? B benim için artık neydi? 6 idi. 6'nın kübü. 6'nın kübü kaç? 6 kere 6 36. 216 oldu. Haydi. 216 ne hocam? 216'yı şurada hemen yapalım. 11'e bölelim. 11'e böldüğümde arkadaşlar bir kere var. 11'den çıkardım. Burası 106 etti. 106 99'dan dolayı nedir? B kübün kalanı 7'dir dedim. Çünkü 11 99 olacak. Bu soruyu da bitirdim. Hemen buraya bakıyorum. 2B kare. Benim için artık B yoktu. Kim vardı? 2 çarpı 6'nın karesi artı. Benim için artık A yoktu. Kim vardı? 7 vardı. Hemen şurayı bir toparlayayım. Şurada bir toparlayayım. 36 kere 2 72 artı 7 kere 3 21. O zaman bu kaç etti? Toplam 93 etti. Ben bunu bir daha mı böleceğim şeye? 11'e. Tabii ki bir daha böleceksin hocam. 93'te kalan yoktur. O zaman bu ifadenin de uzun uzadıya yazmayalım. Bu ifadenin de kalanı 88'den dolayı 5'tir arkadaşım. 88 ne hocam? 99 ne? Onları da tam bölüyorum hızlıca. 88 8 kere 11'dir. O zaman kalanım da 5'tir dedim. Bu modeller de aynen böyle geliyor arkadaşlar. Bunları da gördükten sonra geçtim. Bonus soruma geldim. O mevzu bitti. Bu mevzuda bölme kısmında son sorum ve burada da bonus olarak bunu ekstradan koydum size. Bu soru tarzını da görün. Çünkü bu soru tarzı çok önemli arkadaşlar. Niye? 14'e bölünüyor bir sayı. Şimdi özür dilerim. 16'ya bölünüyor. Kalan 10. 24'e bölünüyor. B sayısı kalan 11. Bana diyor ki A çarpı B 4'e bölününce kaç olur? Bak şimdi arkadaşım. Bu sayı 16'ya bölünebilen bir tane sayı düşün. 16'ya bölünen. Mesela 32 sayısını düşün. 16'ya bölünüyor mu? Soruyla bağımsız konuşuyorum şu an. 16'ya bölünüyor mu? Bölünüyor. Peki bu sayı 4'e de bölünür mü? Bölünür. O zaman 16'ya bölünen her şey 4'e bölünür mü? Bölünür. O zaman 16'ya bölünen her şey kalanı 10'sa 4'e bölümünden kalan da 10 mudur? Evet 10'dur diyemem ama yaklaşık olarak söylerim. Neden? Çünkü kalan 10 diye bir şey yok hocam 4'e bölümünden. Onu bir daha 4'e böldüm. İşte A sayısının 4'e bölümünden kalan ne diyorum? 2'dir diyorum. Bak 16 4'e tam bölünüyor. O zaman kalan 10'sa bunu bir daha 4'e bölersin. Direkt kalanı 2'dir dersin. Aynı şey B için de geçerli. Niye? 24'ün bütün katları 4'ün de bütün katıdır. O zaman ben de diyorum B sayısının 11'e B sayısının 4'e bölümünden kalan 11'dir. Hayır 11 değil arkadaşım. Nedir? 4'e bölümünden biraz önceki yaptığım gibi hemen 4'e bölümünden kalan için ne diyeceğim? 11'i 4'e böldüm. Kalanım 3 oldu. Artık benim için bak şimdi A çarpı B'yi yapıyorum. A çarpı B'nin 4'e bölümünden kalan artık benim için A gitti B gitti. Yerine 2 ile 3 geldi. Kalan 6'dır dedim. Geçmiyorum. Neden? 6 ile bölünmede 4'e bölünmede 6 kalanı var mıdır? Yoktur. O zaman ne diyorum? Kalanım 2'dir dedim. Bonus soruyu da yaptım. Bu soru tarzı biraz daha farklı. Bunu da göstermiş oldum ve geçtiğim bölme işlemini bitirdik. Artık bölünebilmeye geçtik arkadaşlar. Bölünebilme çok zevkli. Sanki bilmece bulmaca gibi. Hemen bakalım nasıl oluyor. Basit basit. Bunları zaten aslında yine ortaokuldan belki hatırlarsınız. Bunları işlemiş olmanız lazım. İşlemesini bile hocanın söylemiş olması lazım. Bazı hocalarımız bunları da ekstradan göstermiş olabilir. 2 ile bölünebilme. 2 ile bölünebilmede olayımız ne? Sadece son basamak 2'nin katı olacak. 4'e bölünebilmede son 2 basamak 4'ün katı olacak. 8 ile bölünebilmede 3 basamak ve daha fazlasıyla son 3 basamak 8'in katı olacak. 2'de son basamak, 4'te son 2 basamak, 8'de son 3 basamak dedik. Mesela 2 ile bölünmede arkadaşlar şunu bir düşünelim. Kalan nedir? Ya 1'dir ya 0'dır. O zaman demek ki sayı çiftse 0, sayı tekse 1 olacak. 4'e bölünmede de ne olacak? Son 2 basamağa bakacağım. Öbür 8 zaten aynı dedik, geçtik. Hemen burada bir örnek yapalım. Şu sayının 2'ye bölümünden kalan kaçtır? 2'ye bölümünden kalan 1'dir. Neden? Tek sayılarda 1'dir. Peki 4'e bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar ben mesela 69 sayısına bakacağım. Ben mesela 4'e bölünmeyi şöyle yapıyorum. 60'a en yakın sayı kim 4'e bölünen? Aklımdan 60 geldi. 60'ın üstüne 4 eklersem 64 de tam bölünür. Bir 4 daha eklersem 68 de tam bölünür. O zaman bu sayının 4'e bölümünden de kalan 1'dir. O zaman 8'e bölümünden bakıyorum. 369. Biraz önce yaptığım gibi bakın arkadaşlar. Hani A'lar B'ler vardı ya. 369'u ben şöyle yazıyorum bakın. 320 tam bölünür. 40 tam bölünür. 8 tam bölünür. O zaman ne oldu? 368 8'e tam bölünür. O zaman bunun da kalanı neymiş? 8 ile 1'miş. İsteyen şunu şöyle de yapabilir. Hemen hızlıca 369 bölü 8 yapar. O zaman bakar ne oldu burası? 4 kere var 32. Çıkarttı. 49 kaldı. 49'da zaten 6 kere 8 48. Kalan yine 1 oldu. Dedim ve geçtim. Ama bak parçalama yöntemiyle yaparsan hatırlarsan o 52-52'li soruyu yine parçalama yöntemiyle yapmıştım. Bak bu parçalama sana çok büyük rahatlık kazandıracak arkadaşım. Sana burada tekrar göstereceğim. Videolarımızın biraz farkı olsun tabii ki de. Biraz pratik şeyler gösterelim. 2'ye bölümünden kalan 2'ye ne olur? Sonu çift olduğu için 0. Peki 4'e bölümünden kalan son 2 basamağa bakıyordum. 98. Arkadaşım 100 bölünüyor mu? 100. 104'e bölünüyor. Bir geri gel. 96. 96 da bölünür. 98'de o zaman kalan 2'dir. Hemen son 3 basamağa geldim. Hocam bunlar ne? Bunların hiçbir önemi yok. Son 3 basamağa bakacaksın. 8 ile bölümünde de o zaman ne olacak? Bak yine aynı şeyi söylüyorum arkadaşım. Bunu da şuraya yazayım. 800 tam bölünür. 80 tam bölünür. Bir de burada 10... şurada ne kaldı? 18 kaldı. 880, 898 oldu. Bak 880 tam bölünür. O zaman bundan da kalan 2'dir dediğim. 800 tam bölündü. 88 de tam bölünür. 11 de yapabilirsin. İstediğini yapabilirsin dediğim. 88'den de kalan 10'dur. Buradan da 2 kalır dedim. Bunları pratik böyle yapabilirsin. Hemen kapattım. Son haneye bakıyorum. Tekse 2 ile bölümünden kalan 1'dir. Son 2 haneye bakıyorum. 4'e bölümünden kalan da 4'e bölümünden kalan 16'dan dolayı 1'dir. Son 3 haneye bakıyorum. 8 ile bölümünden kalan evet 16'dan dolayı yine 1'dir dedim. Bunlar şansa geldi arkadaşlar. Gördüğün gibi farklılıkta gösterebilir dedim ve bu kısmı geçtim. 3'e bölünme kuralı neydi? 3'e bölünme kuralı çok tatlı bir kural. Niye? Rakamları topla 3'e böl. 9'a bölünme kuralı rakamları topla 9'a böl. Hemen şuna bakalım. Rakamlarını bir topladım. Topladığımda 9, 6 daha 15, 3 daha 18. Bunu da topladım. 22 oldu. 3'e bölersem 3'e bölümünden kalan kaç olur? Kalan 1 olur. Peki 9'a bölümünden kalan kaç olur? 9'a bölümünden de kalanım 9 kere 2 18'den dolayı kalan 4 olur. Geçtim. Mesela şuna bakalım. Rakamları topladım. 8, 17, 25. 25'e 14 daha eklersem 39 etti. Hemen bir daha toplayalım. 7, 14, 22. 22'den de burası 30, 39 etti. Şimdi arkadaşlar bakın 39 3 ile bölümünden kalan ne oldu 3'e bölersen? 39 3'e tam bölünür. Gitti. Peki 9? Hayır hocam 9'a tam bölmez. 9 kere 4 36 kalan 3'tür dediğim. Ama ben size bir şey göstereyim. Arkadaşlar. 9. Hocam bu sayılar çok büyük. Biz bunları böyle yapacak mıyız? Yapmana gerek yok. İçlerinden 9'a böleceksen mesela. Bak bu zaten 9'un katı at. 6 ile 3 zaten 9'un katı at. Geriye ne kaldı? 6 artı 3 9 olduğu için attım. 9'u kendisi 9 olduğu için attım. Geriye sadece 4 kaldı. Mesela burada kimi atabilirim? 9'u attım. Peki hocam bunları da toplarsın. 7, 8, 15. 7, 8, 15. 15, 15, 30. 30'dan da yine yaparsın. Mesela bu 3'e bakarsan da 3'te de aynı şey. Bu 3'ün katı. 7, 8, 15. 3'ün katı. 8, 7, 15. 3'ün katı. 3'ten kalan 0'dır. Mesela buna geldim bak. Bu dediğim şekilde yapalım şimdi. 7, 2, 9. 9 zaten tam katı 3'ün. 1, 1, 1. O da 3'ün tam katı. O zaman bu sayının 3'e bölümünden 0'dır. İstiyorsan tek tek topla. 7, 8, 10, 11, 12. 12'den zaten kalan 0'dır. Peki 9 için bakalım şimdi. 7, 2 daha 9. 9 gitti. O zaman geriye kaç kaldı? 1, 1, 1. 3 tane 1 kaldı. O zaman kalan 3'tür. Ya da 7, 8. Burada da söylediğim gibi 12 idi. 9'a böldüğünde de 3 kalır. Bu götürmeleri, pratikleri yaparsan daha hızlı yaparsın dedim ve geçtim. Arkadaşım bak şimdi 3'e bölünme x 8, y 5. 4 basamaklı sayısı 3'e tam bölünüyorsa, gel gelelim 3'e tam bölünüyorsa rakamlar toplamı 8 artı y artı 5 eşittir 3k mı olacaktı? Evet, 3'e tam bölünüyorsa 3k demektir bu. Yanında da 0. Hatta bu 0'ı yazmıyorum değil mi? 3'e tam bölünüyorsa direkt 3K deyip gösteriyorum. Burayı yok ettim. O zaman bakıyorum arkadaşım. Ne oldu burası? X artı Y artı. Burası ne olacak? 13 etti. Bu da nedir? 3K'dır. Peki bu sayı 3'ün katıysa, o zaman düşün. Neyle toplarsan 3'ün katı olur? Bir kere 2 olur. 5 olur. Daha da büyük, 8 olur, 11 olur, 14 olur. İki sayının toplamı 14 olur mu? Olur. O zaman 17 olur mu? Olur. 20, ama iki tane rakamın toplamı olmaz. Şimdi gel gelelim. X artı y'yi 17 buldum. Gel gelelim işte olaya. Bak şimdi bak. Olaya bak arkadaşım, olaya bak. Şimdi ben X artı y'nin 17 olduğunu buldum. Bana da diyor ki X ile Y'nin çarpımı en çok kaçtır? İşte bakın arkadaşlar. Bu sorularda hemen ben birbirine en yakın seçeceğim en büyük olması için. O zaman birini 9, birini 8 seçerim ve bunun da cevabı 72 olur. En çok 72'dir derim, geçerim. Ama bunu da nerede görmüştük? Yine o sayılar videosunda. Sayılar videosunu ben olsam bir kere daha izlerim. Çünkü çok faydalı bir video olduğunu tekrar söyleyip geçtim. Hemen bakıyorum 5'e de bölünebilme. 5'e bölünmede zaten biliyorsun 5, 10, 15, 20, 25 diye gidiyor. Bir 0, bir 5 oluyor. O zaman son basamak ne olacak? Ya 0 ya 5 olacak. 10'a bölünme kuralı 10, 20, 30, 40, 50. Zaten hepsinin sonu 0. 10'a bölünme kuralında da son basamağım 0 olacak dediğim, geçtim. Bir de arkadaşlar en son ne var artık bir de? 11'e bölünme var. 11'e bölünme kuralı da şöyle bakın. Sayım ne kadar uzun olursa olsun artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye gidiyorum. Kimden başlıyorum? Her zaman artıdan başlıyorum. Nereden? En sağdan artıyla başlıyorum. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Artıları birlikte toparlıyorum. Eksiler zaten eksi parantezine alınırsa eksileri bir araya yazıyorum. Ve tabii ki de eksiler eksi parantezine alındığı için çıkartıyorum. Bu sayının da ne olması gerekiyor? 11'in katı olması gerekiyor. Bakın şuradaki işlemi anlamadıysan hemen göstereyim. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Artılar kimler? 3. Artılar kimler? 5. Artılar kimler? 2. Burayı yazdım. Eksi. Bak eksileri topluyorum. Eksileri. Niye? Eksi parantezine aldım. Eksiler kimler? 8. Eksiler kimler? 9. Eksiler kimler? 1. Peki şuraya bakarsak bu ne olması gerekiyordu? 11'in katı olması gerekiyor tam bölünüyorsa. Ama tam bölünmüyorsa tabii ki şurada bir sayı olacak şimdi. Bir sayı. Yani mesela K diye bir sayı. Yuvarlak derken 0 değil o. Burası ne oldu? 10 etti. 10 eksi burası ne etti? 18 etti. Hocam o zaman bundan kalan eksi 8'dir. Arkadaşım eksi 8 diye bir kalan var mı? Yok. O da nedir o zaman? Kalan 3'tür dedim. Niye? Eksilere bir 11 daha ekliyorum. Kime bölüyorsam ona ekliyorum dedim. Geçtim. 11'e bölümünden 4 basamak sayısının 11'e bölümünden kalan 7 ise o zaman bak ne yapıyorduk? Artı, eksi, artı, eksi. Hemen artıları toparlıyorum. 7 artı x, tamam. Eksi. Burada ne var? Y artı 5 var. Eksileri de toparladım. Bunun ne olması lazım? 11'in katı ama kalanım 7 olduğu için artı 7 yaptım. Hemen şunu toparlayalım. 7 artı x eksi y eksi 5 eşittir 11k artı 7. Şimdi çok dikkatli izle. Bu 7'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. O zaman bak x eksi y eksi 5 dediğim şey 11'in katı olacak. Peki. Şöyle bir şey söylesem. K dediğim şey 2 olsa burası 22 mi oldu? Bunu karşıya attım 27. İki sayının farkı 27 olur mu? Olmaz. O zaman 1 koydum. 1 koyduğumda burası 11 mi? 11. 5'i karşıya attım 16. İki sayının farkı, iki rakamın farkı 16 olur mu? Olmaz. K'nın yerine 0 koydum. 0. O zaman ne oldu bak? X eksi y 5 olması lazım. Çünkü eksi 5 karşıya gidecek. X eksi y 5 oldu. Peki bitti mi hocam? Peki hala eksi 1 koysam, eksi 1 koyarsam ne olur? Burası şöyle yazayım şurada hemen. Eksi 1 koyarsak şöyle olur. X eksi y eksi 11 olur. Peki hocam iki rakamın bak bu 5'i de karşıya at. X eksi y eşittir eksi 6. Peki iki sayının iki rakamın farkı eksi 6 olur mu? Olur. O zaman ben demek ki bir de neye bakacağım? X eksi y'nin eksi 6 olduğu durumlara bakacağım. Hemen hızlıca bakalım bu durumlara. Burası ne oldu? 5'e 0 olur. Olur. Sonuçta bu sayılar. 6'ya 1 olur. 7'ye 2 olur. 8'e 3 olur. 9'a 4 olur dedim. Buradan kaç sayım geldi? 5 tane farklı sayı geldi. Peki bunlar nasıl olurlar? Eksi 6. 0'a 6 olur. Olur. Çünkü bunlar 100. ve yüzler ve onlar basamağı olabilir. O zaman 1'e 7 olur. Bak yine eksi 6. 2'ye 8 olur. 3'e 9 olur. 9'dan büyük rakam yoktur. O zaman buradan da 4 tane geldi. Kaç farklı diyordu bana? O zaman 5 artı 4'ten dolayı 9 farklı benim xy ikilim vardır dedim. Burada kıymetli olan ne? Burada önemli olan ne? Burada k'lara sen sayılar vereceksin. Ama mantıklı sayılar vereceksin. Bak eksi de oluyor. Niye? İki sayının farkı eksi 11'de olabilir. Niye? Eksi 11'de tam bölünüyor. Biraz önce görmüştük. Dedik onu eksilerde olabilir. Zaten o da 11'e bölünebilen sayıdır dedim ve geçtim. Şu soruya bakıyorum arkadaşlar. 9'a bölünme kuralı A ile B. Ben ne demiştim biraz önce? A 9'a bölünüyorsa bir tane kalan küçük A'ydı. B 9'a bölünüyorsa kalan küçük B'ydi. Ve bana ne sorarsa sorsun A çarpı B'yi 9'a bölümünü sorarsa benim yapacağım neydi? A çarpı B'ydi. O zaman bak şimdi şunun hemen 9'a bölünüp bölünmediğine bakıyorum. 5 artı 4 9 gitti. 3, 2, 1 o zaman 6'dır. A sayısı benim için artık 6'dır. Peki B sayısı hocam? Bak B sayısı da aynı. 9 gitti mi? Gitti. Peki başka ne var? Bakıyorum. 5, 7 daha 12, 6 daha 18. O da 9'un katı. O da gitti. O zaman geriye sadece bundan da 8 kaldı. Peki A çarpı B. O zaman benim için artık küçük A 6, küçük B 8, A çarpı B 48 oldu. 9 ile bölümünden kalan 48'dir dedim. Geçmedim. Neden? Çünkü 48 diye bir kalan mı var arkadaşım? 9'a bölümünde ne olacak? Bir daha bunu 9'a böleceğim. O zaman A çarpı B, A çarpı B'nin kalanı 9 kere 5 45. Kalan o zaman 3'tür dedim. Ve model sorumu da geçtim. Kolay soruyla devam ediyorum. Biraz kolay soru dedik ama bakalım nasıl olacak. Bir sayı var 3 basamaklı. 5'e ve 4'e bölümünden kalan 2'ymiş. 5'e bölümünden kalan 2 ise 5'e normalde tam bölünseydi bu sayım benim ne olacaktı 5'e tam bölünseydi? Ya 0 ya da 5 olacaktı. Kalan 2 ise o zaman burada bu sayım kesinlikle y x 2 y x 7 olacak. Niye? Kalan 2 2 fazlası olacak. Şimdi bak arkadaşım bak. Bu sayı aynı zamanda 4'e bölümünden de kalan 2 mi? Evet. O zaman bu sayılardan yine 2'yi çıkartırsam çünkü kalan 2 ya 2'yi çıkartırsam bu sayı 4'e tam bölünecek o zaman. 4'e tam bölünüyorsa bu sayı 4'e tam bölünüyorsa ya da bu sayı iki tane farklı sayı olma ihtimali var şu an. Tam bölünüyorsa o zaman arkadaşım 4'e bölünen sayı bir kere çifttir. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki bu ihtimal olmaz. Çünkü sonu 5 olan hiçbir 4'e bölünen sayı yoktur. O zaman şunun üzerine odaklanıyorum. Son basamak ne olacaktı? Son basamak değil. 4'e bölünmede neydi? Son 2 basamak kuralı vardı. Son 2 basamağım 4'e bölünecekti. Hemen bakıyorum o zaman. 4'e bölünmesi için unutma 700 da 4'e tam bölünür. Tamam. Ondan sonra 10 bölünmez 20 tam bölünür. 40 bölünür, 50 bölünmez, 60 bölünür, 70 bölünmez, 80 bölünür dedim. Artık bir de ben şunu anladım. Demek ki bu basamak Sıfırsa 2 diye ikişer artar gidiyor. O zaman 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8'den dolayı ne oldu? 5 tane farklı x geldi. Y'm zaten aynı olduğu için o zaman demek ki 5 farklı x artı y değeri vardır. Çünkü y'ler sabit zaten aynı olduğu için bu soruyu geçtim. Hemen şu soruya bakalım. 11'e bölümünden kalan 6'ymış. 11'e bölünme kuralı neydi arkadaşım? Artı, eksi, artı. O zaman ne oldu? A artı B eksi 5 eşittir 11K artı 6 oldu. Peki 11K artı 6 olduysa bunu karşıya attın. O zaman A artı B ne oldu? 11K artı 11. Bu ne demek arkadaşım? Kalan 11 olur mu? Olmaz. Demek ki bu 11'e tam bölünüyor. 11'e tam bölünüyorsa o zaman A artı B toplamı ya 0'dır ya 11'dir. Ya da 22'dir diyeceğim ama iki rakam toplamı 22 olmaz. Eksileri niye yazmıyorsun hocam? İki rakamın toplamı eksi olmaz. A artı B 0 olabilir mi? 0 olması için ikisinde 0 olması lazım. Ama bu 3 basamaklı. 0 da olmaz. O zaman ben ne anladım? A artı B dediğim şey 11'miş. Peki A artı B 11 ise bana şöyle bir şey soruyor sorunun devamında. 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 9'a bölünme kaçtı? Neydi 9'a bölünme? 4 artı B artı A artı 8 9'a bölünmede bu rakamların toplamına bakacaktım. A artı B'yi zaten biliyorum 11. 4 artı 11 artı 8 rakamları kaçmış toplamı diye bakıyorum. 11 8 daha 19. Bu da ne oldu? 4 daha topladım 23 oldu. Peki 23'ün 9'a bölümünden kalan olma şansı var mı? Yok. Ne yapacağım? Bir daha böleceğim. O zaman 23 9, 18. O zaman ne diyorum? Kalan 5'tir. Kimin kalanı? 4AB 8 sayısının 9 ile bölümünden kalanı 5'tir dedim. Ve bu orta soruyu da geçtim. Hemen bir yazılı sorusuyla devam edelim. Bak arkadaşım çok önemli bir mevzu. İyi izle. Burası çok önemli. Şimdi bu sayıyı gördüm. 4'e bölümünden kalan 3'müş. Bu sayı 4'e tam bölünseydi son iki basamağa mı bakacaktım? Evet. Son iki basamak ne olacak? 60'tan bölünür. 64, 68, 72. O zaman bu sayı 72 olabilirdi. Ya da 76 olabilirdi. Çok güzel. O zaman ben hemen yazayım bak. 3, 5, x, y, 7 pardon 2. Bu sayı 4'e tam bölünüyor. 3, 5, x, 7, 6 sayısı 4'e tam bölünüyor. 3 kalanını vermesi için ne yapacağım o zaman? Bunların üzerine bir çizik atıyorum. 3, 5, x, 7, 5 olacak. 3, 5, x, 7. Burası da zaten 6'ydı. 9 oldu. Arkadaşlar bakın şimdi. Bunun kalanı 3 ise, bunun kalanı 3 ise bir de bir önce daha vardır. Bu sorulara dikkat. Burada bak 9, 5. O zaman bunun 3, 5, x, 7, 1 diye bir sayı daha vardır. Hocam o nereden çıktı? Bak arkadaşım bu 35x sayısı 68 ile tam bölünür. Kalan 3 ise 3 eklersen ne olacak? O zaman bu sayı aslında bu sayıda olabilir. Ben bunu hem buradan hatırlayacağım. Zor bir soru bak. Hem buradan hatırlayacağım. Ya da 5, 9 oluyorsa aralarındaki fark 4 ise bu da 4'lü olabilir. Devam ediyorum. Burayı anladım artık. 3'e bölümünden kalan 1'dir. O zaman bu sayı... Bu sayı, bu sayı. Bunların 3'e bölümünden kalan 1 ise ben bunları hemen o 1 kalanını atayım. Kafam rahatlasın. 3, 5, x, 7, 0. Buradan da 3, 5, x, 7, 4. O 1 fazlalıkları atıyorum. 3, 5, x, 7, 8 oldu. İşte bak bu sayılar artık 3'e tam bölünür. Hocam nasıl tam bölünüyor? Şöyle rakamları toplamı 3'ün katıysa tam bölünürdü. 3, 5 daha 8 ya da 3'e attın. 5, 7, 12 bunu da attın. O zaman x ne olabilir? X 0 olabilir. X ne olabilir? 3 olabilir. X ne olabilir? 6, 9 da olabilir. Bu arada y'lerim neydi burada? Hepsinde 0'dı. O zaman zaten toplamlarımda 0, 3, 6, 9 etti. En çok kaç olabilir diyor. Buradan çokluk gelmez. Buradan da gelmez aslında ama yine de ben bakayım. Bakmama gerek yok. Çünkü şu sayı 8 olduğu için en çok buradan gelecektir. Çünkü y'yi olabildiğince büyüttüm. X'ler de ona göre gelecektir dedim. Hemen gösteriyorum. Burası da 3 tam bölünüyor. 5, 7 tam bölünüyor. 8 ise o zaman bu 1 olabilir. 4 olabilir. 3'e bölünme muhabbeti ya. 3'er 3'er artacak. Çünkü rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. O zaman bu 7 olabilir. 7'den sonra 10 geliyor. 10 diye bir rakam yok. 7 ile 8 topladım. Kaç etti? Bak gördün mü? 7 ile 8 topladığımda 15 etti. X artı y en çok kaçmış? 15'tir. Peki hocam burada 11 olsaydı 11 diye bir rakam yok. Bak olmadığı için zaten yetişemiyor dedim. Geçtim. Arkadaşlar bunu da bilelim. Bu da çok önemli bir mevzu. Ne? Aralarında asal iki sayıdan her birine bölünen bir sayı bu sayıdan çarpımlarına bölünür. Ne diyor yani? 6'ya bölünüyorsa bir sayı 2 ve 3'e bölünürse bu sayı 6'ya da bölünür diyor. Bak şimdi 3'e ve 2'ye bölünürse 6'ya da bölünür diyor. Nasıl yani hocam? Bak asal aralarında asal iki sayıya da ayrı ayrı bölünen o sayıya da bölünür. Mesela 12 kim var? 3 ve 4 var. Peki burada 24'te kim var? Hocam 4 kere 6. Arkadaşım 4 kere 6 aralarında asal değil. Benim bildiklerim kim var? 3 ve 8. 3 ve 8'e tam bölünen 24'e de tam bölünür dedim. 36'da kim var? Hocam 12 kere 3 var. Arkadaşım bunlar aralarında asal mı? Değil. O zaman ne olacak? Ben ne yapacağım? Bunları aralarında asal sayılar şeklinde yazacağım. Kim? 4 ve 9. Bak 2 3'ün kuralını biliyorsun. 3 4'ün kuralını biliyorsun. 8 3 8'in kuralını biliyorsun. 4 9'un kuralını biliyorsun. 44. Zaten 44'ün başka şansı yok. 4 11. 4 11'in kuralını biliyorsun. 72. 8 kere 9 dedim. 24 kere 3 olmaz mesela aralarında asal değil. 8 ile 9'un kuralını biliyorsun dedim. Geçtim. Hemen model soruma bakıyorum. Model sorumda ne diyor? 5 basamaklı rakamları farklı. Rakamları farklı. Rakamları farklı. Doğal sayı 18'e bölünebildiğine göre 18'e bölünüyorsa bu sayı 18 kimlerdir arkadaşlar? 9 ve 2'dir. O zaman demek ki bu sayı 2'ye tam bölünüyor, 9'a tam bölünüyor. 9 muhabbeti büyük hikaye. 9 ne yapacağım? Rakamları toplayacağım. A'yı B'yi seçmeye çalışacağım. Hayır. Benim için garanti bir şey var. 2'ye bölünüyorsa o zaman bu sayı 2A740'dır. 2A742'dir. 2A744'tür. 2A746'dır. 2A748'dir. Kesinlikle sayılarım bunlardır. Peki 9'a tam bölünüyorsa, 9'a da tam bölünüyorsa bu sayı, o zaman bu sayı rakamları toplamında 9'un katı olacak. Peki 9 2 7 2 9. O zaman bu 9 ne oldu? Benim 9'un tam katı. O zaman A ne olacak? 5 olabilir. Devam edelim. Peki 2 7 daha ne oldu burası? 9. O zaman 4 2 6. O zaman bu sayı 3 olabilir. Hocam 9 niye eklemiyorsun daha? Çünkü 12 rakam değil. 9 2 7 4 4 8. 8'den dolayı burası ne oldu? 1 olabilir dedim. 9 2 7. Zaten burası 4 6 10 etti. 10'dan dolayı bu sayım 8 olabilir. 9 2 2 7 9 4 8 12. 12'den dolayı bu sayım da 6 olabilir. A kaç farklı değer alır? A'da A 5 tane farklı değerin hepsini de alıyor. 18'e bölünme, 9'da 2'ye bölünme dedim. Geçtim. Bu soruyu da hallettim. 0, 2, 4, 6, 8, 2'ye bölünme kuralı. Ondan sonra da 9 dedik geçtik. Hemen bir yazılı sorusuna bakalım. Yazılı sorusundan sonra da arkadaşlar başka bir tane daha zor sorum var. Sonra neredeyse bitirdik. 36 nedir arkadaşım? 9'la 4'tür. O zaman hemen 9 yine toplam. Çok iş arkadaşım, çok iş. Ayrıyetten de ne olacak? 4'e bölünme kuralı benim için daha iyi. Ama 36 ile bölümünden kalan 15'tir diyor. Bakın arkadaşlar o zaman 9'a bölümünden kalan 15 olabilir mi? Olmaz. 4'e bölümünden kalan 15 olur mu? Olmaz. O zaman 9'a bölümünden kalan 6'dır. 4'e bölümünden kalan da 12'den dolayı 3'tür dediğim. O zaman bak şimdi bu sayı ne olacak? 4'e bölünecek kalan 3 olacak. Bak şimdi 6x 5 2 sayısı 4'e tam bölünür. 6x 5 6 sayısı 4'e tam bölünür. O zaman bak şimdi 4'e tam bölünmeyecek ki 3 kalanını verecek. O zaman sayılarım ne olacak? 6x 5 5 olacak. 6x 5 ve de 9 olacak. Biraz önce aynı muhabbeti yapmıştık. O zaman buradan bir de ne olacak arkadaşlar? 5 9 diye geldiği için 6x 5 1 de yine benim sayılarımdan biri olacak. Çünkü bunlar kalanı 3 ise bunun da kalanı 3'tür. Nereden? 48 tam bölünüyor. 3 fazlası 51 etti. Hemen 9'a bölünme kuralına bakacağım. X'in alabileceği değerler toplamı diyor. Biz de zaten x'e kaldık şu an. 5, 6 daha 11. Bir de buradan geldi 12. O zaman bu 6, 18 olur. 10, 16. Buradan kaç kaldı? 2. E peki 9 zaten 9'a tam bölünür. Dikkat arkadaşlar. Böyle pataküte gidemezsin. Neden? 9'a bölümünden kalan 6'ydı. O zaman bak şimdi. 1, 5 daha 6. 6, 6, 12. 6 kalanını veriyorsa o zaman ben ne yapacağım? Burada zaten 9'a bölümü. Burada ne yaptık biz? Burada zaten buraları saçmalamışız arkadaşlar. Bunları baştan hemen söyleyelim. Biz ne yapıyoruz? 6 kalanına bakıyoruz. 9 ile bölünme. 9 ile bölümde rakamları topladım. 1, 5 daha 6, 6 daha 12. E peki 6 kalan varsa o zaman demek ki buradaki sayım benim ne olacak? 3 olacak. Çünkü bak 1, 5 daha 3 daha 9. Bu tam bölünüyor. Kalan 6. Buna bakıyorum. Hemen çektim. 5, 5, 10. Kalan 6 zaten 16. Kalan 6 olduğuna göre 18 olması için 8 olacak. Peki 9'a bölünme kuralında 9 zaten tam bölünür. 5 olduğuna göre 5, 6 daha 11, 6 zaten gitti. 6 kalan olması gerektiği için o zaman 9'un tam katı olacak. 4 dedim. Alabileceği değerler toplamı diyordu. Bunları da topladım. Şurası da 4 olsun. 3, 8, 11. Burası da 15 etti. Burası birazcık karıştı. Burayı bir kere daha tekrar edip hemen hızlıca geçeyim. Ne olacak benim sayım? 12. 12 de 18'e tam bölünüyor ya da 9, 15 olması lazım. 15 olması için hemen ne yaptım? 3'ü yazdım. Burası ne oldu? 5, 5, 10, 16. E kalanım 6 olacağı için 16, 8 koyarsam 18 artı 6'dan dedim 4'ü zaten sen anladın. Yazılı sorusu fazla kafa karıştırmadan yaparsın dedim. Zor soru. Bir tane son soruyu sana bıraktım. Bak arkadaşım 13'e bölünebilme diyor. Bir tane daha 13'e bölünebilme. 13'e bölünmenin kuralı var mı? Bilmiyorum ama şunu ben çok iyi biliyorum. Bak böyle o 13'e bölünme, bu 13'e bölünme, şu 13'e bölünme derse ben hep şunu yapacağım. Bak iyi izle. Bana şunu soruyor. C6AB'nin 13'e bölümünden ne diyor? Kalan kaçtır diye soruyor. X'tir diyorum. Peki C3AB'nin 13'e bölümünden kalan kaçtı? 13'e bölümünden kalan 5'ti. Bak şimdi arkadaşım bu sayıları sana öylesine mi verdiler zannediyorsun? A, C, A, B'leri. Taraf tarafa çıkart. Taraf tarafa çıkarsam A'lar gitti, B'ler gitti. Geriye kaç kaldı sayım? 300. Bak 300'ün 13'e bölümünden kalanı biliyor musun sen? Biliyorsun. Nasıl? Bak 300'e hemen ayır. 260 13'e tam bölünür. Bir de ne var orada? 26. 26 değil. 39 da tam bölünür. Kaç etti burası? 299 etti. 299'dan dolayı demek ki kalanım 1'miş. Hani biz diyorduk ya A sayısı buna bölününce küçük A. B sayısı buna bölününce küçük B. O zaman farkları da burada ne olması gerek? Demek ki buradan bunu çıkardığımda küçük A küçük B birbirinden çıkacak. X eksi 5'in ne olması gerekiyormuş? 1 olması gerekiyor dedim. O zaman x'im benim nedir? X'im benim 6'dır dedim. Bu zor soruyu da sana ekstradan yaptım. 300'ü 13'e böleceksin. Hemen böldüm. 1 kalanını verdi. A'dan B çıktı. A'dan B, küçük A'dan küçük B'ye çıkacak. Zaten bu sayı sana geldi. Böyle bir zor soruyla test kitaplarının karşılaştığına şaşırma. Bunu da yaptım. Evet arkadaşlar karşımızda ödüllü soru. Cevapları yoruma bekliyoruz. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.